Merhaba. Neredeyiz? Hasanboğlu'dayız. Hasanboğlu nerede? Balıkesir'de hikayesi olan bir yer. Burada bir çok güzel bir şelale var ve suyu inanılmaz soğuk. Şimdi arkadaşlarımız da buraya geldi. Abi pide yapıyor biraz. Canım çekmedi diye. Bu da İlke. Kuzenim benimle ilgileniyor sağ olsun. Evet, ilgileniyorum. Kim burada? Bilmem kim burada. Kim bu acaba? Merhaba. Can Özüm. Can Özüm. Can Özüm. Ben eskiden Can Özüm'e Can Üzüm diyordum. Gerçekten adının bu olduğunu zannediyordum bu arada. Ben de sinir oluyordum. Sonra sen bana bir gün bir kızmıştın. Can Üzüm değil, Can Özüm diye. Biz bayağı çocukluk arkadaşıyız. Biz bebekken yan yana kundakta fotoğraflarımız falan aynen var. Ve Balıkesir'e beni ziyarete geldi bu kız ailesiyle. Geldim bir de abi. Kerimler var. Kerimler de gelsin, onları da göstereceğim size. Şimdi biraz daha pide yapımını izleyebiliriz arkadaşlar. Var mıdır? Ben Gaziantep'ten geldim. Evet, ismim Ali Derdici. Hemen hemen ortalama 30-31 yıldır bu işi yapıyorum. Çalışmaya geldik, ekmek parası. Herkesten Allah razı olsun. Eyvallah, ya. Kolay gelsin. Neli bu abi? Kaşarlı. Sadece kaşarlı mı bu? Evet, çıkacak olanlar da kuşbaşılı. Abi valla malzemeden hiç kaçmıyorsun gördüğüm üzere. Bir gün başlattın mı? Evet. Tamam. Hasanboğlu'ya gelirseniz Ali abiden de pide yemeyi unutmayın derim. Yiyeceğiz. Bu arada Eren ne yaptığınızı merak ediyor olabilirsiniz. Vlog çekiyoruz. Derken kim geliyor? Bu kim acaba? Merhaba. Asolist'e geldi. Kerim Çimen de şu an aramızda. Kendisi ile bizim hikayemizi de anlat bakalım. Aynı gün doğduk biz. İkimiz de 8 Haziran'da doğduk. 99. Aynı yıl. İkisinden de büyüğüm. Görünmez sicimlerle bağlıyız. Şimdi Hasanboğlu'ya gidelim hadi. Hadi. Böyle taşlı kayalık bir yer Hasanboğlu dediğimiz yer. Ve hikayesini de çok hızlı anlatayım size. Eskiden köyde bir işte kızla oğlanı evlendirmek için işte kızı ne kadar seviyorsun? Bunun kanıtlaması için erkeklere şu yapılırmış. Böyle tuz dolu içi, tuz dolu bir çuvalı sırtına alırmış. Bu Hasanboğlu buralarda full köye kadar taşıtırlarmış. Burası da yani şöyle bir yer. Full taşlı. O yüzden de çok zor. Bayağı insan yoruluyor burada. Bildiğiniz dağ yürüyüşü yapar gibi oluyorsun. İşte zamanında Hasan diye bir çocuk, Emine diye bir kızla bunlar evlenmek üzereler. Ondan sonra çocuğa yüklüyorlar kocaman bir tuz dolu bir çuvalı. Bir dakika, bu anı çekmem lazım. Ya başında patlar. Atmadı ya. Neyse. Tabii burada çok terliyor Hasan. Tuz eriyor ve Hasan'ın sırtını yakmaya başlıyor. Hasan artık dayanamayacak düzeye geliyor. Sonra Emine diyor ki tamam bey, ver biraz da ben taşıyayım. Ama sonra Emine arkasını bir dönüyor ki Hasan yok. Sonra derenin kıyısında, bismillah adam düşüyordu. Hasan'ın tişörtünün bir parçasını buluyor Emine. Ve bir türlü Hasan'a ulaşamıyorlar o günden sonra. Emine de üzüntüsünden, kahrından Hasan'ın o bulduğu tişört parçasıyla kendisini ağaca asıyor. Ve böylece hüzünlü bir şekilde biten bir aşk hikayesi. Ve su acayip soğuk çünkü dağdan geliyor. Ben de artık nasıl bir bünye varsa bir keresinde ben bu suda 2-3 dakika boyunca kafamı daldırarak yüzmüştüm. Ve çıktığımda insanlar beni alkışlıyorlardı. Gerçekten o kadar soğuk ki. Şimdi birazcık yüzelim. Ay, biraz soğuk gerçekten su. Her şey yolunda mı? Bu arada bu taşlar inanılmaz yosun tutuyor. Kayarsın, terliğini giy. Arkadaşlar, sen böyle havalı seksi
İlke. Hayır hayır. Neyse olur. Kanka. Nereye bakıyorduk? Şuraya bakacağız şimdi. Şuraya, şuraya. Şuraya değil mi? Aynen. Tamam. Yüzdük. Artık yorulduk. Biraz da üşüyoruz. Hipotermi geçirmek üzereydim. Şimdi gideceğiz. Birkaç atıştırmalık bir şeyler almıştık. Onları yiyeceğiz. Kavun şey, mesela. Atıştırmalık dedi. Kavun mesela. Aynen. Bayağı güzel bir gün oluyor bu arada şu an. Ben aşırı mutluyum. Çok uzun zamandır görmediğim ama gerçekten çok fazla sevdiğim arkadaşlarımla bu ara bayağı böyle bir araya geliyoruz. Hepsi bana sürpriz yapıyor. Aşırı keyfim yerinde. Burası çok güzel. Sadece birazcık üşüyorum. Ama onun dışında her şey çok güzel. Yeah. Şekli şahane diye Etin'in bir tane böyle keki var. O kadar lezzetli ki. Brownie seviyorsanız, Etin'in brownie'sini seviyorsanız buna bayılırsınız. Mamacita el bonita. Bunlar ne yapıyor? Tam enişte gibisiniz ya. Gerçek enişteler. İki bacanak gibisiniz yani böyle. Bir dakika bir şey yiyeceğim ya. Kendi kendine el falan çırpıyor. Bu çocuk da ikizler burcu. İşte biz aynı gün doğduğumuzu kanıtlıyoruz aslında birçok hareketimizle. Ben de durup dururken alkış falan yaparım kendime ya. Böyle bir şey var mı? Poşete, çöp poşeti yaparız. Boş mu? Değil. Kavun büyük. Bu deneyimin aynısı. Ne? Bu yaşadığımız deneyimin aynısını yaşatacağız. Umarım bu yaşam. İnşallah onu kesmezsin. İnşallah kesmezsin. Kesme bunu. Buraya gelip arkadaşlar. Dikilim çok güzel. Sadece gözlerim yerine lens var. Kamera lens var. Lens var. Şimdi biz buraya çok spor bir şekilde geldik. Niye geldik? İzmir'den geldik. Nerede kalıyorsunuz peki? Nerede mi kalıyoruz? Evet. Yani o akşam kim daha fazla ısrar ederse onun evinde kalıyoruz. Yerim senin kafanı ya şunun güzelliğine bakın. Loki. Gel aç Loki. Arkadaşlar bir yemek yedik. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Balık yedik hep beraber. Balığın üstüne ne gider? Tabii ki de helva gider. O yüzden şimdi Şebnem teyzem bize helva yapacak. Bize gerekli malzemeleri almak üzere markete gidiyoruz. Hadi gelin. Maske var mı? Var. Yes, benim var. Cebimizden çıktı maskelerimiz. Ana, atamın önündeymişim. Atatürk. Atam. Canım atam. Bir şöyle talihsiz bir olay yaşadık ki 1 liraları yokmuş. Hepsini 25 kuruş olarak verdiler. 4 liranın. Çok kötü. Ne yapacağım şimdi ben bu parayı? Vallahi dilenci değilim diye geziyorum. Çok yoruldum ya. Çok güzel ama manzaramız. Ben niye size sürekli koca kafamı gösteriyorsam burada bu kadar güzel manzara var. Habire kafamı izliyorsunuz. Size de yazık. Bu nasıl açılıyordu ya? Sinekliği nasıl açacağımı bilemedim arkadaşlar. Neyse. Gidiyor gönlümün. Bak Allah. Efendisi. Ben mi Loki mi? İkiniz de. Görüşürüz. Çanözümü uğurladık az önce. Şimdi. Gel. Ne yapayım artık? Biraz artık üzülme vakti. Herkes çıkmış. Geldik yine bir ayrılık vaktine. Her güzel şeyin bir sonu var derler. Gerçekten öyle oluyor gibi.
Dediler ki yolcu yolunda gerek. Bu arkadaşları uğurluyoruz. Bay bay. Gitti gönlümün efendileri. İçim buruk biraz ama hayat devam ediyor. Bu arada size bir güncelleme yapmak lazım. En son hatırlıyorsanız sonbaharda buraya gelmiştik. Palas'ı size anlatmıştım işte. Palas nedir, neyin nesidir, benimle ne alakası vardır, soyadımla bağı nedir? Bunları hep anlatmıştım. Şimdi burada belediye çok güzel çalıştı. Buradaki yolu bayağı bir genişlettiler. Eskiden yol şurada bitiyordu. Şu sandalyelerin olduğu yerde. Bir bu kadar genişlettiler yolu. Topuklu ayakkabı giyebiliyoruz artık yaz tatillerinde. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle birkaç günümü paylaştım. Çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte vakit geçirirken keyifli anları derledim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben yine her zaman olduğu gibi bunları da yaşarken çok eğlendim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.